Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyündeki Dupnisa mağarası 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor. İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde birbirine bağlı 2 kat ve 3 bölümden oluşan mağara ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptığı açıklamada milyon yıllık geçmişe sahip Dupnisa mağarasının görülmeye değer ender yerler arasında olduğunu söyledi. Dupnisa'nın özellikle bir mağara olduğunu anlatan Bilgin, daha önce bazı bölümleri yerleşim yeri olarak kullanılan mağaranın arkeolojik açıdan da önemine vurgu yaptı. Mağaranın sarkıtları ve yapısal özellikleriyle kendisine hayran bıraktığını aktaran Bilgin şöyle konuştu. Dupnisa mağaramız malumunuz olduğu üzere Trakya'mızın incisi. Hakikaten hep beraber de gezdik, gördük. Özelliği olan bir mağara. Ve burada aynı zamanda ilk girişte, aşağıki bölümde arkeolojik manada değer atfeden bir bölgemiz de var. Daha önce yerleşim yeri olarak da kullanılmış. Ama onun haricinde doğallığı, dikit ve sarkıtlar var gördüğünüz gibi. Arkamızda en büyük galerilerinden birinde şu anda bulunuyoruz. Burada özellikle mağaranın bunlarda malumunuz olduğu üzere sadece bir santimi bile yaklaşık 60 yılda oluştuğunu hesap edecek olursak mağaranın milyon yıllık geçmişinin olduğunu hep beraber görmekteyiz. Burada özellikle bizim Özel İdare Proje Ofisi'ndeki arkadaşlarımız giriş bölgesi ve Sarpdere Köyü'nden buraya kadar olan bölgede özellikle yolun yapımı ile ilgili projemiz şu anda Avrupa Birliği'nde. Bu yolun hem genişletilmesi hem orada bir bisiklet yolu yapılması çalışmamız var. Mağaranın şu an mevcut ışıklandırma sisteminin sarkıtlara zarar verebilecek düzeyde olduğunu bildiren Bilgin, bu nedenle mağara içerisinin özel bir sistemle aydınlatılacağını dile getirdi. Doğal yapıyı zedelemeyen lensler kullanılarak mağaranın ışıklandırılacağını aktaran Bilgin, Dupnisa'nın artık daha güzel bir görünüme kavuşarak ziyaretçilerini misafir edeceğini sözlerine ekledi. Burada bazı gördüğümüz eksiklikler vardı. Onları da talimatlandırdık. Aynı zamanda mağara içerisinde özellikle aydınlatmayla ilgili mağaraya zarar verebilecek aydınlatma gereçleri söz konusu. Burada ısı yaymayan ve burayla uyumlu olabilecek bu konuda lensleri özellikle buradaki mağaranın içerisindeki doğal yapıyı zedelemeyecek lensler kullanarak özel bir aydınlatma yapacağız. Aslında bunun teknolojileri var. Sadece bunun alımını yapacağız. Ve bu şekilde buranın hem bölgemiz açısından hem İstanbul hem ülkenin geneliyle ilgili ziyaretçilerimizin ziyaret imkanlarını ve kabiliyetlerini arttırıp daha güzel bir şekilde gezmelerini ve burada da dinlenmelerini sağlayacağız. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, şimdi